Ben Süleyman Gönül Kırmaz, ziraat mühendisiyim. Bitki kimyası benim özel ilgi alanım. Bugünkü konumuz YouTube'da çok aranan, özellikle kilo verme, kabızlığının çözülmesi, bağırsak çalıştırılması ve tip 2'ye bağlı şekerin aşağı çekilmesi. Tüm bunların hepsini kapsayacak özel bir formül vereceğim. Bu formül de yüksek lifli, posalı, elyaflı besinlerin tek tek açıklanması. Bunu ben çok kıymetli buluyorum. Haydi başlayalım. Özellikle şunu belirteyim. Bu lifli ve posalı değerli olan meyveleri, sebzeleri, kuru yemişleri açıkladığım zaman ve bütün yaşamı bu döngü içinde döndürdüğümüz zaman vücudumuz çok kolay kilo verecek, çok kolay bağırsağımız çalışacak, kabızlığımız daha kolay geçecek ve tip 2 şekere bağlı kan değerlerimizin regüle olması da son derece kolay olacak. Bunu hazırlarken çok özel 4 üniversitenin data merkezini elde ettim. Bu data merkezlerinden beraber sıraladım. Buradaki lif posa değerlerinin suda çözülmesi, çözülmemesi ve toplam lif ve posa değerlerine baktım ki bunları tek tek kaydetmeniz ve yaşamı bunun için döndürmeniz son derece önemlidir. Bunu tek tek lütfen açıklıyorum. Bu posa ve lif de meyve canımız istediği zaman bizim seçenekli meyvelerimiz elmadır, eriktir, kayısıdır, avokadodur, nardır, duttur ve üzümdür. Bu 4 olaydan sorumludur. Bu tür meyve döngüsünü bunların içinde döndürmemiz lazım. Şimdi o tadımı iyi anlattın da ama bizim bir de kuru yemiş canımız ister derseniz kuru yemişte yıldız olan belki birçoğunuz tatmamıştır. İğdedir, cevizdir, fındıktır, bademdir, leblebidir, antep fıstığıdır. Bunlar da yine lifi ve posası bol olan kuru yemişler. Tencere yemeklerine ve baklagillere geldiğimiz zaman yıldız olan bakladır, börülcedir, nohuttur, mercimektir, bamyadır, barbunyadır. Ne yapacağız? Baklagilleri de bunların kendi içinde döndüreceğiz. Sebzelere gelirsek özellikle biberdir, patlıcan, domates, brokoli, karnabahar, lahana ve havuçtur. Özellikle bu sebzeleri de yine döndürdüğümüz zaman harika düzeyde posa almış oluruz. Ama brokoli, karnabahar ve lahana ve havucu salata anlamında da döndürmemiz son derece kolaydır. Bu salataya en büyük yakışan sıvı zeytinyağıdır. Ve buna elma sirkesi ve limon eklediğimiz zaman dünyanın en güzel salatasını elde etmiş oluruz. Bu lif ve posa ulaşmasına şunu diyebilirsiniz. Ota da mı? Biz bu sebzelere, baklagillere çok ulaşamıyoruz. Bizim yediğimiz yemeğin üzerine şöyle serperekten de bir lif almamız olanaklı mı derseniz özellikle onu da söyleyebilirim. Bu oluşturduğumuz herhangi bir yemeğin üzerine keten tohumu atabiliriz, yulaf atabiliriz, susam atabiliriz, çavdar atabiliriz, kekik koyabiliriz, çörek otu ve kırmızı biber. Bu saydıklarımdan 2-3 tanesini koyduğumuz zaman %100 posa değerine ulaşmasak bile en azından %40-45 oranında bir posayı yakalamış oluruz. Yine bunlarla ilgili çok güzel bir çay verin bize posa değerini yine aktif hale getirecek derseniz maydanozdur, nanedir, kekiktir, ada çayıdır. Ama maydanoz ve naneyi taze olarak salatada da uyguladığımız zaman salatamızın başına bir yıldız koymuş oluruz. Modern tıbbın kurucusu Hipokrat ne der bilir misiniz? Hipokrat der ki, yedikleriniz ilacınız, ilacınız da yedikleriniz olsun der. Ot Adam'ın kanalını lütfen takip edin. Ot Adam'ın kanalı her türlü hazırlığını bilimsel verilerle elde etmektedir. Onun için bildirimlerinizi ve zilinizi açın. Size gelen her bildirim, her yeni zil sesi sizi hastalık alanından sağlık alanına taşıyacaktır. Sağlıcakla kalın.